Gençler selamlar. Hepinize kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. <laughs> gençler ben İsmail Hocanız, Melih Hoca. Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Nasılsınız diyelim. Yorum kısmına belirtebilirsiniz. Hocam iyiyim. Hocam şöyle bir derdim var. Ben şunu yapamıyorum. Şöyle de olsa daha iyi olurdu diye önerileriniz falan varsa dertlerinizi, sıkıntılarınızı, şikayetlerinizi din dinlerim arkadaşlar. Fazlasıyla memnuniyetle dinlerim yani. Evet gençler bugün ne yapacağız? Burada da görüyorsunuz. THT fonksiyonlar yapacağız. Bu arada beni soracak olursanız da ben e, sağlığım saatim yerinde. Çok şükür. Bilgisayarımın karşısındayım. E, siz sevgili öğrencilerime videolar çekiyorum. Yani iki elim kızıl kanda olsa da ben o videoları çekmeye devam edeceğim zaten. Onda sıkıntı yok ama. E, hani bütün işlerimin yanı sıra ekstra ekstra fazlasıyla yorulmam gerekiyor ama keyif alarak bir yorgunluk arkadaşlar. Yani bu... Bu yorgunluk çok güzel bir yorgunluk. Dolayısıyla ben hiç ama hiç böyle şey falan değilim. Yani hani e, ulan bunu da yapıyoruz da işte tekrar tekrar anlatmaya gere ne gerek var? Zaten anlatılmıştı demiyorum. Ama oturup tek tek sizleri bunları e, belki geçen seneden daha fazla şeyler öğrenmişimdir diyorum. Çünkü biliyorsunuz ins her insan kaç yaşında olursa olsun mesleği ne olursa olsun öğrenmeye açıktır. Ki öğrenmeye açık olun gençler. Ben her daim bu kafadayım. Geçen seneden bu seneye illa ki ben de e, bir sürü soru çözdüm ve yepyeni şeyler öğrenmişimdir. Ne öğrendiğimi şu an düşününce bilmiyorum ama illa ki öğrenmişimdir. Belki farklı bir sunumla anlatacağım ben size bunları. Belki farklı bir enerjiyle anlatacağım ben size bunları. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlar ben bu işi yorulmadan, üşenmeden, gücenmeden yapıyorum. Sizler de sevgili gençler yorulmadan, üşenmeden üstüne gidin bu matematiğin halledelim. Şimdi fonksiyonlarla alakalı... Bunun konunun sonunda 6 tane test ödeviniz olacak. O 6 tane testte yaklaşık olarak 70-80 tane soru var. Arkadaşlar illa ki çözemediğiniz sorular olacaktır. O, o soruların çözümlerini sıcağı sıcağına öğrenin lütfen. Tamam. Çözüm videolarının hepsini zaten oynatma listesine tek tek ekleyeceğim ama... Ne diyorum bak sıcağı sıcağına öğrenin. Bir gün sonra, iki gün sonra olmasın. Matematikte önemli olan şey şu... Seni ne geliştirir matematikte? Çözemediğin soru geliştirir. Çözemediğin soru nasıl geliştirir seni? Hemen an itibariyle sıcağı sıcağına çözümünü öğrenirsen işte en güzel konu anlatımı da budur. En güzel soru çözüme yöntemi de budur. En güzel soruları çözme tekniğini öğrenebilme yöntemi de budur. Farklı bir şey değil. Düşünsene bak seni çözemediğin soru geliştiriyor. Yani çözemediğin soru çıktığı zaman üzülüyorsun ama aslında bir bakıma sevinmen de gerekiyor. Çünkü çözemediğin sorunun çözümünü öğrendiğin zaman da o konuyla alakalı 5 saat konu çalışsan da öğrenemeyeceğim bilgiler öğrenebiliyorsun. Bu da bizim için güzel bir olay. Evet gençler bu hafta e, fonksiyonlara başlıyoruz ama geçen haftadan da bahsedelim. Polinomları işledik ve polinomlarla alakalı da verdiğimiz ödev testlerinin sevgili arkadaşlarım çözüm videoları da oynatma listesine eklendi. Yine aynı şeyi polinomlar için de yapacaksın ödevlerini yaparken çözemediğin sorular varsa lütfen sıcağı sıcağına o polinom sorularının çözümlerini mutlak surette öğren. Gençler umarım hazırsınızdır. Ben hazırım gayet kalemimi de böyle elime aldım sıkıca kavradım. Dersime başlayacağım şimdi. Umarım sen de hazırsın. Ama bu hazırlığı yaparken o hazırlıkların içerisine yani yapman gerekenlerin içerisine mutlaka şunları da yaz. SML Hoca'nın kanalına abone ol ve videolarını beğen ve ikisine de mutlaka tik attığından emin ol çünkü gerçek anlamda beni motive eden YouTube adına motive eden sizlerin güzel yorumlarının dışında oradaki abone sayısı durmadan arttıkça ve beğeni sayıları durmadan arttıkça ve benim daha fazla kitlelere hitap edebilme gücüm arttıkça sevgili arkadaşlarım ben de bundan kaynaklı motive oluyorum. Motivasyonum artıyor açıkçası. Evet gençler hazırsanız geçelim dersimize. Evet fonksiyonlardayız. Fonksiyon olmazsa olmaz sevgili arkadaşlarım. Olmazsa olmazıdır matematiğin. Yani niye olmazsa olmazı? Çünkü arkadaşlar... Ee, bir yerde okumuştum. Kanıtlanabilmiş bir şey değil belki ama bir yerde okumuştum. insanların sayılardan önce kullandığı şey, sayılardan önce matematik adına kullandığı şey tabii onun matematik olduğunu veya kullandıkları şeyin fonksiyon olduğunu bilmiyorlar ama matematik adına rakamlardan, sayılardan bile önce kullanılan şey fonksiyondur arkadaşlar. Bununla alakalı farklı bir videomuzda muhabbet edelim. Şimdi Öncelikle tanım çok önemli. Fonksiyonun tanımını adınız soyadınız, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız veya sevgilinizin arkadaşınızın e, telefon numarası gibi iyi bir şekilde bileceksiniz arkadaşlar. Bakın ezberleyin demiyorum ama bilin. A ve B boş olmayan iki tane küme olmak üzere, eğer bak boş olmayan iki küme e, A'nın tüm elemanlarını, bak A'nın bütün elemanlarını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleyen bağıntıya biz fonksiyon diyeceğiz. Tamam. A ve B boş olmayan iki küme. Boş olmaması burada önemli. A'nın bütün elemanlarını, her bir elemanını B'nin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleyen bağıntıya biz fonksiyon diyoruz. Burada önemli olan şey şu. Şuradaki küme sevgili arkadaşlarım uygun bir küme olmamakla birlikte bunu şöyle düşünelim biz. A kümesi ve B kümesi diyelim. Bunları ayıralım arkadaşlar. Şu kısmı görmeseniz de olur. Şurası A kümesi, burası B kümesi iken A'nın bütün elemanlarını mesela A kümesi bu kümenin içerisinde A var, B var, C var diyelim. Bu kümenin içinde de 1 var, 2 var ve 3 var. Bir tane de 4'ümüz olsun. Şimdi A'nın bütün elemanlarını B'nin bir ve yalnız bir elemanıyla eşleştirirsek eğer biz o zaman bu bağıntıya da fonksiyon diyebiliriz. Mesela buradaki A'yı aldım, 2'ye götürdüm. B'yi aldım 3'e götürdüm ve C'yi de aldım 1'e götürdüm. İşte sevgili arkadaşlarım artık burada gösterdiğim bu ben şemasıyla gösterdiğim ifade bizim için A kümesinden B kümesine bir F fonksiyonudur diyebiliriz. Fonksiyonun ismine de F demiş olduk. G de diyebilirdik. Sen kendi isminin baş harfini de verebilirdin. Önemli olan sadece göstermek. Biz buna ne diyormuşuz arkadaşlar? Fonksiyon diyormuşuz. Şimdi bu fonksiyonda buradaki sevgili arkadaşlarım A kümesi artık bizim için tanım kümesidir diyoruz. Buraya dikkat. B kümesine ben değer kümesi diyeceğim ve gençler burada sadece ama sadece A kümesinin elemanlarının eşlendiği elemanları kapsayan kümede bizim için ne kümesi olacak? Görüntü kümesi olacak. Şimdi gençler burada öğrencilerimiz tarafından görüntü ve değer kümeleri sanki aynı şeymiş gibi düşünülebiliyor. Ama ona dikkat. Görüntü kümesi ile değer kümesi bazen birbirine eşit olabilir ama aynı şeyler değildir. Görüntü kümesini biz FA ile tanımlarız. Yani A kümesinin bütün elemanlarını tek tek F'in içerisine atarsak çıkan görüntülerin oluşturduğu küme bizim için görüntü kümesidir anlamına gelir bu. Dedik ya bazen görüntü kümesi değer kümesine eşit olabilir diye onu örten fonksiyon konu başlığı altında bakacağız sevgili gençler. Fonksiyonda görüntü bulma. Fonksiyonda görüntü bulunurken fx biçimindeki bir fonksiyonda tanım kümesine seçilen bir elemanın görüntüsünü bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Ee, tanım kümesindeki o x'i fonksiyonun kuralında yerine yazacağız. Yani x kuralda yerine yazılır diyeceğiz arkadaşlar. Kuralda yerine yazılır. Yani ne demeye çalışıyor bu fx'in kuralı muralı mı varmış? Tabii ki kuralı var hepiniz biliyorsunuz x küp eksi x kare demiş mesela. Biz sayfamıza biraz daha yaklaşabiliriz. Ee, x fx fonksiyonu neye eşitmiş gençler? İşte x küp eksi x kareye eşitmiş. E, pekala. Bizden ne isteniyor? f eksi 2 isteniyor. Demek ki ben buradaki eksi 2'yi alacağım. x gördüğüm yere yazacağım. Zaten aleni biçimde de belli ediyor yani. Bak burada x varken eksi 2 olduğuna göre demek ki bütün x'ler artık benim için eksi 2. Yerine yazarsak f eksi 2 dediğim eksi 2'nin küpü diyeceğiz ve daha sonrasında eksi eksi 2'nin karesi diyeceğiz. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Eksi dedim. Eksi 2'nin karesi de 4'tür. Eksi 8 eksi 4 bize neyi verir? Eksi 12'nin ta kendisini verir. İşte f eksi 2 de eksi 12'ye eşittir diyebiliriz artık. Bu kadar. Tamam. Evet artık ikinci örneğimize doğru bir bakalım. Reel sayılardan reel sayılara tanımlanmış x kare eksi 2x artı 5 kuralıyla tanımlanan fx fonksiyonu için A şıkkına diyor ki f1 değeri kaçtır? F1 isteniyorsa biz 1'i yerine yazmamız gerekiyor. 1'in karesi 1, eksi 2 kere 1, 2 ve artı 5 diyeceğim. Bu da bana 4'ü verecek. Dolayısıyla f1 değeri 4'ün ta kendisidir diyeceğiz arkadaşlar. Bu cepte. Daha sonrasında f2'den f1'i çıkar demiş. Ben f1'in 4 olması gerektiğini zaten iyi biliyorum. Bir önceki örnekten kaynaklı. F2, 2'nin karesi 4, eksi 2 kere 2 4 yapar ve artı 5 dersek. Bu eksi 4 ile artı 4 birbirini götürür ve burası da 5 kalır. 5'ten 4'ü çıkarırsak doğru cevabın 1 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Fx artı 1 fonksiyonu demiş. Biz iyisi mi sayfaya aşağı yukarı inmek yerine şu fonksiyonumuzun kuralını şuradan şöyle kesip koparıp şuraya yapıştıralım arkadaşlar ve artık buna göre yorum yapalım. Diyor ki fx artı 1. Şimdi x gördüğüm yere bu sefer ne yazmam gerekiyor? x artı 1 yazacakmışım. O halde şuradan yazmaya başlıyorum. x artı 1'in karesi dedim. Eksi 2 çarpı x artı 1 dedim. Ve artı 5 dedim. İşte aslında kuralı budur deyip bırakabiliriz ama açmakta da fayda var. Daha düzgün görünür x artı 1'in karesi x kare artı 2 x artı 1'di tam kare e, açılımlarından hatırlayacaksınız eksi 2 içeri dağıtırsam eksi 2 x eksi 2 yapar ve artı 5'tir diyeceğiz burada sevgili arkadaşlar x kareyi kullandık ve yazdık düzenliyorum şu an artı 2 x ve eksi 2 x birbirini götürdü 1'den 2'yi çıkardım eksi 1 5 daha eklersem 4 gelir demek ki x kare artı 4 bizim bu fonksiyonumuzun kuralıdır diyebiliriz. Ve daha sonrasında son olarak fx kareden fx'i çıkar demiş ki ben fx'in zaten kuralını biliyorum. Dolayısıyla bunu buraya olduğu gibi işledim. Şöyle yazdım önüne de x'i koydum. Şimdi fx kare lazım bize. Demek ki x gördüğümüz yere x kare yazmamız şart. x gördüğümüz yere x kare yazarsak x karenin karesi gelir buradan. 2 çarpı x kare gelir ve artı bir deneyimiz var. 5'imiz mevcut. Burası x üzeri 4'ü verir. Eksi 2x kare ve artı 5'tir diyebiliriz. Bunu da olduğu gibi buraya yazdım. X üzeri 4 eksi 2x kare artı 5 dedik arkadaşlar. Şimdi şuradaki eksiyi bir güzel içeri dağıtalım. Buna göre işlem yorumuza bakalım. X üzeri 4 eksi 2x kare artı 5. Eksi x kare artı 2x ve son olarak eksi 5'imiz var. Bak şimdi şurada hemen dikkat ettiysen Eksi 2x kare değil de artı 5 ile eksi 5 birbirini götürür. Eksi 2x kare, eksi x kare daha eksi 3x kare yapar. x üzeri 4'ü yazdım, eksi 3x kare dedim. Şunu, şunu ve şunu kullandık ve geriye sadece ama sadece 2x'imiz kaldı. Demek ki fx kareden fx'i çıkarınca bu kalıyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Örnek 3, 3. örnekte. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir tane fonksiyon var ve bu fonksiyonun kuralını bana 2x kare eksi ax artı 10 olarak vermiş arkadaşlar. Buradaki f2'nin de 6 olduğu dile getirilmiş. Buna göre fa kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben şuradaki a'yı bir elde etmem gerekiyor. Bu a nasıl elde edilir? Öncelikle sevgili arkadaşım bu a'yı şu şekilde elde edeceğiz. F2'nin 6 olduğu bilgisini verdiğine göre ben F2'yi kendi kendime elde etmeye çalışayım. Bana 6'yı vermiş... Eyvallah sağ olasın. Eyvallah kuzum. Ama ben F2'yi kendi kendime elde edemez miyim? Ne Ederim. Nasıl edeceğim? Bu 2'yi alacağım. Şuradaki x gördüğüm yerlere yazacağım. Hadi yazalım. 2 çarpı 2'nin karesi 8 yapar. Bu 1. Eksi 2 kere a. E 2a yapar hocam. Artı bir de 10'umuz var. E şimdi hoca bak F2... Neydi? 6 değil miydi? E, tamam o zaman bu da 6'ya eşittir. E çok güzel. Eksi 2A'yı sağ tarafa gönderdim. 2A oldu. Burası eşittir dedim. Şimdi 8, 10 daha 18 yaptı. 6'yı bu tarafa davet edersek 18'den 6'yı çıkardım. 12 geldi. O zaman A kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Şimdi A 6 ise ben bu fx fonksiyonunu baştan düşüneyim. Yazıyorum bak yerine. 2x kare A kaçtı? 6'ydı. Eksi 6x dedim. Ve bir de artı 10'umuz oldu. Çok güzel. E şimdi benden ne isteniyordu? Hocam F6 isteniyordu. Çünkü FA istenmiş ya A6 idi. 6 isteniyorsa 2 çarpı 6'nın karesi 36. Eksi 6 kere 6 dedim. Artı bir de 10'umuz var. 2 tane 36'dan bir tane 36'yı çıkarırsam 36 kalır. Artı bunun üzerine 10'u ekleyeceğim. Demek ki benim cevabım kaçmış? 46'nın ta kendisiymiş sevgili gençler. Bu soruyu bu şekilde çözmüş olduk. Üçüncü örneğimizin cevabı 46'dır dedik ve yolumuza bir diğer sayfamıza devam ediyoruz. Şöyle sayfamıza uzaktan da bakmış olalım. Umarım senin de sayfan bu şekilde dolu doludur, düzenlidir, ee, tertemizdir. Umarım. Tamam. Çünkü bu bizim için çok değerli. Şimdi dördüncü örnek için sevgili arkadaşlar sizden ricam ee, bu sorunun hemen şöyle şurasına bir yıldız koyun. İşaretleyin bu soruyu. Karşımıza çıkma ihtimali de olabilen bir soru hem konuyu öğrenirken hem de bu şekilde ÖSYM tarzı bir soru çözmüş de olalım sizle birlikte. Reel sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu her x reel sayısı için a bir tam sayı olmak üzere bize diyor ki fx x x a kuralıyla veriliyor. Bak bu kuralla verilmiş bize eyvallah. Ama diyor ki x'ler diyor a ile a artı bir kapalı aralığındadır diyor. Buna göre F2 artı F8 bölü 3 artı F19 bölü 6 diyor. Şimdi F2 dediğimiz şey 2. 2 için düşünelim. 2 hangi aralıkta arkadaşlar? 2 ile 3 aralığındadır. Doğru mu? Doğru. O zaman ben e, x yani şurada verilen 2 bu aralıktaysa demek ki şuradaki a kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş bak. Şurası x'ti. Burası a ve burası a artı 1'di. Şimdi mesela şuradaki 8 bölü 3'e bakalım. 8 bölü 3 bu da 2 küsurat bir sayıdır. Bu 2 küsurat olan sayı da 2 ile 3 aralığındadır. Doğru mu? Doğru. O zaman bu a ise yine bu a artı 1'dir diyeceğiz. Ve son olarak 19 bölü 6 dediğimiz sayı bu 3 küsurat bir sayıdır. Ve bu da 3 ile 4 kapalı aralığındadır diyebiliriz. Ve böylelikle eğer şu a ise bu da a artı 1'dir deriz. Şimdi f2 dediğimiz şey hani fx fonksiyonu x8'e a idi arkadaşlar. O halde F2 dediğimiz olay X gördüğüm yere 2'yi yazdım. 2'den bak bunun A'sı kaçtı? 2'ydi. 2'den 2'yi çıkardık 0 geldi. Sonra F8 bölü 3 dediğimiz olaya bakacağız. F8 bölü 3 dediğimiz olayda 8 bölü 3'ten bak burada A kaçtı? 2'ydi. Dolayısıyla 2'yi çıkaracağım. 8 bölü 3'ten 6 bölü 3 yani 2'yi çıkaracak olursam bu da bana 2 bölü 3'ü verecektir. Ve son olarak F19 bölü 6'ya bakacak olursak da bu da 19 bölü 6 eksi dedim. Bak eksi dedim. Bunun a'sı kaç? 3. Hocam o zaman bundan 3'ü çıkaracağız. Yani 18 bölü 6'yı çıkaracağız. Bu da bana 1 bölü 6'yı verecek. Şimdi şurası kaçmış? 0. F8 bölü 3'ün kaç olduğunu bulduk arkadaşlar. Şurada eksili bir şey yoktu değil mi? Yok. F8 bölü 3'ün 2 bölü 3 olması gerektiğini bulduk. Ve artı F19 bölü 6'nın da 1 bölü 6 olması gerektiğini buldum. Şurayı 2 ile genişleteceğim. Ve böylelikle 4 artı 1 Bölü 6'dan bana doğru cevap 5 bölü 6 olarak elime geçecek. Cevabımız 5 bölü idi dedik. Hayırlı uğurlu olsun ve devam edeceğim sevgili arkadaşlarım 5. örneğimle. 5. örnekte şimdi bu biraz karışık görünüyor değil mi? Biraz kafa karıştırıcı görünüyor ama kafanız falan karışmasın. Gayet basit bir biçimde düşünmemiz gerekiyor. Öncelikle sevgili arkadaşlar F'in içinde bu var iken bu x kare artı 3 x eksi 9'a eşit olduğuna göre f10 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi dikkatli dinleyin beni. Burada sevgili arkadaşlar 2x kare artı 6x eksi 4. Dün 2x kare artı 6x ile şuradaki x kare artı 3x arasında bir bağıntı kurabiliriz. Bak ben bunu 2'ye bölersem burası geliyor değil mi? O halde gençler ben buradaki 2x kare artı 6x tabi ayıramayacağım için ayrı ayrı takılamazlar. Eksi 4'ün tamamını 2'ye böldüm kırmızıyla gösteriyorum 2'ye böldüm bu bize neyi verdi x kare artı 3x eksi 2'yi verdi tamam e bunu verdikten sonra hocam bize eksi 9 lazım biz şu kısmı hallettik bak bu kısmı elde ettik eksi 9 lazım şimdi ne yapmam lazım e 7 eklersem de o zaman pardon 7 daha çıkarırsam 7 daha çıkarırsam artık burası bana x kare artı 3x eksi 9'un ta kendisini verir yani bu tarafı elde etmiş olurum. E şimdi biz ne yaptık? İçeriden dışarıyı elde edebilmek için 2'ye böldüm ve 7 çıkardım. Demek ki benim fx fonksiyonum nasıl çalışıyormuş? Bak x varken içeride 2'ye bölüyormuş ve 7 çıkarıyormuş. E madem öyle f10 ne olur? Aynısını o da yapar. 2'ye böler ve 7 çıkarır. Onu 2'ye böldüm 5. Bundan 7 çıkarırsam eksi 2 bana cevabı verir sevgili gençler. Evet 5. örneğimizi de çözdük. Şimdi fonksiyon sayısı kısmına geçebiliriz. Şimdi bu fonksiyon sayısı kısmı ile alakalı sevgili arkadaşlarım neler diyebiliriz? Arkadaşlar fonksiyon sayısını saymanın da aslına bakarsam permütasyonla yani saymanın temel prensipleri ile alakalı alakası vardır. Çünkü saymanın temel prensiplerinde sevgili arkadaşlarım şöyle bir şey yapıyorduk hatırlarsanız. Şimdi şuraya iki tane küme çizelim. Tamam. Şöyle sorular vardı. Şurası mektupların kümesi, burası da posta kutularının kümesi olmak üzere şurada eğer şöyle 4 tane mektup varsa ve burada da 5 tane posta kutusu olsun tamam mı? Sorunun geliş biçimi aynen şu. Gönderilmesi gereken 4 tane mektup 5 tane posta kutusuna kaç farklı biçimde atılabilir? Bak sorunun mantığı bu. Sorunun şekli şemali bu. Bir daha söylüyorum. Gönderilmesi gereken bu çok önemli. Gönderilmesi gereken 5 mektup, 4 mektup, 5 tane posta kutusuna kaç farklı biçimde atılabilir veya kaç farklı biçimde gönderilebilir? Arkadaşlar gönderilmesi gereken derken aslına bakarsan diyor ki buradaki M kümesinde açık eleman bırakmayacaksın diyor. E, P kümesinde açık eleman kalabilir. Sonuç olarak ben bütün e, mektupları da bir posta kutusunun içerisine atabilirim. Diğer dört posta kutusu boş kalsa da olur. Bu aynı bizim fonksiyonumuza benziyor. E şimdi öğrencilere A kümesinden B kümesine kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir dediğim zaman çok bir şey yapamıyorlar. Çünkü tanım bilmiyor çoğu. Tanım bilmiyor. Ama gönderilmesi gereken 5 mektup, 4 mektup, 5 tane posta, posta kutusuna kaç farklı biçimde atılabilir dediğim zaman buna Uğraşsa da mutlaka bir çözüm buluyor. Uğraşmadan yapan da var. Yani diyor ki mesela şunu diyor kaç farklı posta kutusuna atabilirim? 5. E hocam bunu? 5. E bunu? Onu da 5. O zaman onun yanındakini onu da 5 farklı posta kutusuna atarım. Böylelikle hiç göndermediğim bir mektup kalmaz. Bütün posta kutularına da bunları koyup postalayabilirim diyor. Yani bur burada bizim cevabımız ne oluyor? 5 üzeri 4. Yani aslına bakarsan posta kutusu sayısının mektup sayısı kadar kuvveti olmuş oluyor değil mi Şimdi o zaman A kümesi m elemanlı ve B kümesi de n elemanlıysa ben A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanabilir tanımlayabilirim ee, diyeceğiz ki A kümesinde açıkta eleman kalmayacak yani A'daki bütün mektupları bir yere göndereceğiz ve B kümesindeki posta kutularına koyacağız bunları O zaman yine n üzeri m tane fonksiyon tanımlanır diyeceğim Diğer sorular için genelleyecek olursak da SB üzeri SA diyebiliriz. Bu A kümesinden B kümesine tanımlanabilecek fonksiyon sayısı. B'den A'ya tanımlanırsa eğer o zaman da SA üzeri SB tane fonksiyon tanımlanabilir diyeceğiz. O halde şöyle bir düz mantık kurabiliriz. Bana sadece ama sadece A ve B kümelerinin eleman sayılarını verip bu iki küme arasında kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir diye sorursa, sorarsa, sorursa neyse sorarsa Şimdi bana belirtmemiş bak A'dan B'ye mi B'den A'ya mı bunu belirtmemiş. E, belirtmediğine göre o zaman ben ne diyeceğim? B'den A'ya olsaydı bu kadar. A'dan B'ye olsaydı bu kadar. Bunların ikisini toplarsam bu iki küme arasında kaç tane farklı fonksiyon tanımlanabileceğini de tabii ki bulmuş olurum böylelikle. Fonksiyon sayısını da bu şekilde işlemiş olduk sevgili arkadaşlarım. Umarım anlaşılmıştır. Artık ders ekranımıza geçebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlarım sağ üst tarafa doğru bakma zamanı. Örnek 6'dayız. A kümesi A küçük A küçük B küçük C ve B kümesi 1 2 3 4 elemanlarından oluşan bir küme olmak üzere. A şıkkında diyor ki A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir diyor. Şimdi A'dan B'ye tanımlanacaksa bunun eleman sayısı 4 A'nın eleman sayısı 3 olduğu için 4'ün küpünden 64 tane fonksiyon tanımlanabilir diyeceğiz. Bu bir cepte. Şimdi gelin B şıkkına bakalım birlikte. A'dan B'ye FA eşittir 4 şartını sağlayan kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi bak iki tane kümem vardı benim. Bir tanesi A kümesiydi. Öteki de B kümesiydi. E burada A, B, C elemanlarım var benim. Karşıda da 1, 2, 3, 4 elemanları var. Ve sevgili arkadaşlar diyor ki A'yı diyor 4'e götüren diyor. A'yı tuttum 4'e götürdüm. Yani diyor ki A'nın nereye gideceği belli A'yı düşünmesen diyor. Onu ben hallettim sen gerisini bul diyor. A 4'e e gittiyse o zaman ben burada B'yi düşünmem lazım. B kaç farklı yere gidebilir? Tabii ki 4 farklı yere. Sonuçta A'nın gittiği yere de gidebilir. Peki C kaç farklı yere gidebilir? E hocam o da 4. O zaman 4 çarpı 4'ten doğru cevap benim ne olacak? 16'dır diyeceğim sevgili gençler. Sonuç olarak aynı yere gidebiliyorlar. Bazı öğrencilerimiz şöyle bir yanılgıya düşüyor. Hocam A 4'e gitmiş ya. Yani. E. B4'e gidemez. Dolayısıyla ben 3 farklı yere götürdüm. C'yi de 2 farklı yere götürdüm. Cevap 6 çıktı diyor. O fonksiyon farklı fonksiyon sayısı. Birebir fonksiyon deseydik eyvallah derdik. Ama birebir fonksiyonu daha işlemedik bile. Fonksiyonlarda 4 işlem. Şimdi sevgili arkadaşlarım. F fonksiyonu A kümesinden reel sayılara, B kümesi, B, G fonksiyonu da B kümesinden reel sayılara tanımlanmak üzere. Ben burada Fonksiyonlara toplama, çıkarma, çarpma veya bölme işlemi uygularken şuna dikkat etmem gerekiyor. Bu yeni oluşacak olan fonksiyonların tanım kümeleri A ile B'nin kesişimi olmak zorundadır. Kesişimi olmak zorundadır. Bunu sakın unutma. Bir diğer uyarmamız gereken mevzu da şurası. f artı veya eksi g demek fx artı veya eksi gx demek. Yani eğer bana f artı g 3 x'ten bahsediyorsa mesela bu ne demektir? f 3x'de. G3X'in toplamı demektir. Başka bir şey değildir. Açık ve seçik biçimde yazabilirsin bu şekilde tamam mı? Geniş geniş yaz. Daha kolay işlem yaparsın. Burada da F çarpı GX de FX çarpı GX'tir. F bölü GX de FX bölü GX'tir. Tabii ki burada GX'i sıfır yapan değerleri almayacağız. Tanım kümemizde bu elemanlar olmayacak. Veya GX'i sıfır yapan herhangi bir değer olmayacak. Ancak bu şartlar altında geçerli sevgili arkadaşlarım. Buranın F bölü G'nin fonksiyon olması. Evet bir diğer sayfamıza 7. örneğimize bakıyoruz ve 7. örnekten sonra da dikey doğru testine geçeceğiz. Dikey doğru testine neler yapılabilir bunları inceleyeceğiz ama dikey doğru testini bir sonraki videomuzda ele alacağız sevgili gençler. 7. örneğimiz A kümesi 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşmak üzere F'de G'de A'dan reel sayılara tanımlanıyormuş. Ve F fonksiyonuna bakıyorsun bu gösterim ne demek? Bu gösterim şu demek hocam F1 4'e gidiyor demek. F2 5'e gidiyor demek. F3 1'miş ve F4 de 0'mış demektir. İkinci olarak G fonksiyonuna bakacak olursak G fonksiyonunda G1 -3'müş. G2 -4'müş. G3 0'mış ve G4 de 5'miş demek aslında. Yani tüm şurada anlatılanlar aslında bize şunu anlatmaya çalışıyor. Başka bir şeyi değil. Peki devam. A'ya bakalım. Şimdi ben şunları şuradan aldım. Aşağı doğru taşıdım. Umarım yeteri kadar taşımışızdır. Aynen yetiyor. Güzel. Şimdi F artı G1 diyor. Yani neyi soruyor bize? F1 ile G1'i bir güzel topla diyor. F1 4 G1 de eksi 3 olduğuna göre 4 ile eksi 3'ü toplayacağım ve ben de bu bana 1'i verecek. Bu artık cepte. Şimdi sevgili arkadaşlarım şuna bakalım. 3 F eksi G2 ne demek? 3 çarpı F2'den G2'yi çıkar demiş bize. Şimdi G, F2 dediğimiz şey 5'ti. Dolayısıyla ben şunu gördüğüm yere 5 yazacağım. Yani 3 çarpı 5 eksi. G2 dediğim şey de burada eksi 4'tü. Hemen yanına eksi 4'ü iliştirdim. 3 kere 5 15 yapar. Eksi eksi 4 de bize artı 4'ü verecek. 15 artı 4 de bana 19'un ta kendisini verir. Doğru cevap 19'du. Ve devam. F kare çarpı G3 demiş. Bu ne demektir? F'in karesinde 3 çarpı G3 demektir. Peki F kare 3 ne demektir? F3 ile F3'ün çarpımı demektir. Yani burada bize F3 çarpı F3 çarpı G3 soruluyor diyebiliriz. Böylelikle sevgili arkadaşlarım önce F3'ü bulalım. F3 1'di. O zaman 1 çarpı 1'den bahsediyoruz. Çarpı G3 dediğimiz şey de 0'dı. 1 çarpı 1 çarpı 0 bize neyi verir? 0'ın ta kendisini verir. Demek ki bunun da cevabı 0'mış. Ve artık sonuncuya bakıyorum. 4F bölü G4. Yani 4 çarpı F4 ve bölü G4 sorulmuş bize. Ben F4'ün 0 olduğunu biliyorum. 4 kere 0 bölü G4'ümüz de 5'miş zaten. zaten burası bana 0 bölü 5'i verdiği için 0 cevabın ta kendisidir diyebiliriz. Evet gençler yaklaşık olarak 28-29 dakikalık bir dersimiz oldu. Fonksiyonlar birinci videoyu bitirdik. Birinci dersimizi bitirdik. Ve artık birinci videodan sonraki e, kısımda ikinci videomuzda dikey doğru testine bakacağız. Bu dikey doğru testiyle ben neleri anlayabilirim bunları göreceğim. Bir grafik acaba bir fonksiyona ait olabilir mi olamaz mı bunları inceleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Biz diğer videomuzda ikinci videoda lütfen hazırlıklı gel o videoda görüşelim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın sağlıkla kalın. Ve tabii ki gençler bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.